Selam, ne habersiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım hepiniz için güzel bir karantina süreci geçiyordur. Akıl sağlığınızı koruyabiliyorsunuzdur. Ben hiç iyi değilim. Gerçekten iyi değilim. Market market dolaşıp sonra evde alıyorum soluğu. Bugün sizler için böyle güzel böyle bir içerik hazırlamak istedim. Biraz keyifli olsun istedim. Bize de maksat muhabbet deyip şöyle makara muhabbet edelim istiyorum. Gördüğünüz gibi videonun başlığından da anlaşıldığı üzere bugün influencerlarımızın saç renklerini açıklayacağım. Tabii ki bunların hepsi bir iddia. Küçük küçük araştırmalarımı yaptım. İşte ne bileyim benzerlerini bulmaya çalıştım. Markalara falan baktım. Dediğim gibi yani tabii ki bu influencerların hiçbiri evde saçını kendi boyamıyor. Ama ben böyle birebir örtüşmese de benzerlerini bulabilecek şekilde markaların renklerini karşılaştırdım. Tamam, güzel bir liste de hazırladım bu arada size. Top 10 diyebileceğim bir liste. Şöyle bir, hiç uzatmak istemem çünkü konuştukça konuşuyorum ve çenem aşırı düşüyor. Tamam, başlayalım. Hazırsak hemen videoya geçelim. Şöyle bir dipnot geçmek istiyorum ki bu sayacağım isimlerin hepsini alfabetik sıraya göre sıraladım. Yani en başmış, en sonmuş, ortadakiymiş. Bu detaylara da çok takılmayın bence. İlk sıramızda Aleyna Şen var. Aleyna Şen'i tanımayanınız yoktur diye düşünüyorum, umuyorum. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü ben keşfete girdiğimde ilk ona bunları sıralayabildim. Aleyna Şen, zaten ekrandan fotoğrafları görüyorsunuz. Palette Deluxe serisinden 9-1 küllü sarı arkadaşlar. En son bunda karar kıldım. Çünkü çok kararsız kaldım. Yani bu kızın sürekli bir saç rengi değişmiş. Dipten uca bir beyazlık olan bir sarı da fotoğrafı da vardı. Ondan sonra böyle dip boyası gelmiş. İşte uçlar böyle küllü sarı bir fotoğrafı da vardı. En güncel olan yani son birkaç fotoğrafına baktığımda yine böyle dipler hafiften gelmiş. Ama küllü bir sarı yani. Bunda artık karar kıldım. Hemen siz de böyle kendinize uyarlayarak tamamlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Geçelim hemen diğer bir ünlümüze. Cansu Akın arkadaşlar. Cansu Akın da tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben bu kızı seneler öncesi YouTube'da karşıma çıkmıştı. O zamanlar izlemiştim. Vlog'tu galiba. Hatırlamıyorum. Çok oluyor çünkü. Yani şu an hiçbir şekilde hiçbir fikrim yok. Bir ön izleme falan yapamadım tabii ki. Ben saç videosu çekiyorum. Saçlarımın haline bakar mısınız? Ağlıyorlar, ağlıyorlar. Neyse, Cansu Akın'ın en sonki fotoğraflarına güncel olarak baktığımda L'Oréal Paris Excellence serisinden 6.03 ışıltılı açık kahve. Sürekli ekrana bakamıyorum çünkü burada notlarım var. Üzgünüm gençler. Bunu yani profesyonel davranmak üzere profesyonel davranmak zorundayım. Görüyorsunuz. Bayağı profesyonelim çünkü çok amatör bir defterim var ve deftere yazdım yani. Ne yapabilirim ki? Işıltılı açık kahve. En son bunda karar kıldım. Çünkü neden biliyor musunuz? Işık yansımalarından da değişkenlik gösterebiliyor. Gölgelerden, işte filtrelerden gözüm böyle bir kayar gibi oldu. Sonra ben de Instagram storiesini izledim. Artık en son bunda karar kıldım. Yani bence boyayın gitsin. Olur. Olur diye düşünüyorum. Gelelim 3. ünlümüze. Ceren Ceylan. Arkadaşlar şimdi açık konuşacağım. Hepsini nereden tanıdığımı, nereden gördüğümü de burada paylaşacağım sizinle. Ceren Ceylan'ı ben seneler öncesi YouTube'da bir tane videosu keşfetti, karşıma çıktı. Pardon, keşfet değil. YouTube'da keşfet var mı ya? YouTube'da ana sayfamda karşıma çıkmıştı tabii. O zamanlar böyle jilet modası falan. Allah'ım nasıl akıyor gidiyor. Herkes jilet yapıyor kendine saçma sapan. İşte ben o videolarda karşıma çıkmıştı. Yani Ceren Ceylan'ın jilet videosuyla kendisini tanımıştım. Yok efendim her tarafını jiletle alıyormuş da bilmem ne. Zart zurt falan filan derken yine ben işte bu videoyu çekmeden önce keşfete girdim. Karşıma Ceren Ceylan çıktı. Arkadaşlar Ceren Ceylan'ın saç rengi tabii ki böyle muhteşem sarılar, kızıllar falan karşılamıyor bizi. Güzel bir kahvesi var. Net bir kahve yani bu. Hatta hemen markasını da söyleyeyim. Yani en yakın bence dümdüz hatta bu ya. En yakını falan yok. Dümdüz L'Oréal Paris Excellence serisinden 5 numara kahve. Dümdüz kahve. Fazlası yok. Bu kadar. Tabii ki arada böyle sarılıkları oluyor falan filan ama ben dümdüz kahve diyorum. En son bunda karar kıldım. Gelelim 4. ünlümüze. Damla Altun. Damla Altun'un vloglarını izlemeyi çok seviyorum. Yani şeytan tüyü mü vardır, bir enerji akışı mıdır? Akıyor gidiyor, akıyor gidiyor. Ben bu kızın sürekli vloglarını izlerken buluyorum kendim. Böyle su gibi akıyor gidiyor yani çok keyifli. En sonki saç rengine, hatta bu kızın daha önce böyle şey storylerine falan görmüştüm. Birçok saç rengine boyamış falan filan da. Tabii ki evde boyamıyor da şu anda.
En sonki saç rengi bence bize en yakın olan palette Deluxe serisinden elmas sarısı 9-1'e karar kıldım. Tabii ki dip rengi biraz koyu ama genel olarak baktığınız zaman bir sarılık söz konusu. Ben de en yakın bunu buldum açıkçası. Zaten ekrana fotoğrafları koyacağım. Oradan karşılaştırma yaparsınız. Geçiyorum diğer bir ünlümüze. Damla Kalaycık. Ben Damla Kalaycık'ı çok beğeniyorum. Yani tarzını, aurasını, o böyle duruşunu falan bir seviyorum yani. Böyle bir kadın gibi geliyor bana. O yüzden hoşuma gidiyor. Onun saç rengi de daha önce işte bu bakır kızıllar varmış. Turuncu, yani turuncuya yakın bir bakır kızıllar falan varmış tabii ki. Ama şu an en güncel olan, yani son birkaç fotoğrafına baktığımda ışıkla beraber en net çekilmiş fotoğrafı ekrana koyuyorum. Siz de görüyorsunuz. Damla Kalaycık altın sarısı dedim. Evet, en son bunda karar kıldım. 9-3. Aa, ben bunun markasını söylemiyorum şu an. Ama siz ekrandan bulacaksınız ya. Neyse, tamam. Buraya geçelim. Geliyorum 6. ünlümüze. 6. ünlümüz Damla Bilic. Hepiniz Damla Bilic'i tanıyorsunuz. Arkadaşlar şu an hatta Head & Shoulders'la falan bir işbirliği söz konusu. Ben en son karar kıldığım şu. Gerçekten zorlandım ya. Bu özellikle saydığım birkaç kişi işte Damla Altun, Damla Kalaycık falan. Yani saç renkleri sanki çok benziyor birbirine. Herkes de böyle bir kumrallar, doreler, sarılar falan havada uçuşuyor. Ama Damla Bilic L'Oréal Paris Excellence serisinden 7.3 kumral doreye karar verdim. Zaten ekranda fotoğrafları görüyorsunuz. Siz de karşılaştırmasını yapın. Ona göre aşağıda yorumlarda bilgi alışverişi yapalım arkadaşlar. Geçiyorum 7. ünlümüze. Ben bir sığamadım bugün buraya. Vallahi sığamadım. 7. ünlümüze Duygu Özaslan diyorum. Duygu Özaslan'ın saçları her ne kadar çok doğal gibi gözükse de saçlarını zaten hangi kuaförde yaptırdığını açık ve net bir şekilde görebiliyorsunuz hikayelerini falan filan. Ben ona en yakın yani böyle evet denk diyebileceğim bir ürün olan yine L'Oréal Paris Excellence serisinden 7.31 bal köpüğü rengine karar verdim. Artık bunda karar verdim. Yani birebir aynısı diyemem ama evet o. Geçiyorum 8. ünlüme. 8. ünlüm Ezgi Fındık. Ezgi Fındık'ı zaten bilmeyeniniz yoktur. Ben Ezgi Fındık'ın açıkçası tarzını çok beğeniyorum. Yani o üstüne takıp takıştırdığı işte o tarzını falan gerçekten çok beğeniyorum. Ama sadece bir kıyafet olarak. Onun dışında yüzüymüş, saçıymış falan pek benim tarzım değil açıkçası. Onu da hatta sürekli böyle kahvelerle falan tanırsınız. Tabii ki Ezgi Fındık'ı asla bir sarışın, bir böyle kızıl falan hiçbir şekilde görmedik. Buna da Coleston'dan 3-0 koyu kahve dedim. Neden Coleston dedim de bundan önce bir sürü L'Oréal'i sıralamışım ben buraya. Çünkü Coleston daha bir net geldi. Şimdi doğruya doğru konuşalım. Gelelim 9. ünlümüz arkadaşlar. 9. ünlümüz Melis Öztekin. Melis Öztekin'i tanıyanlarınız çoktur diye düşünüyorum. Çünkü onun da epey fazlaydı açıkçası takipçisi. Sürekli link falan paylaşıyor hatta. Böyle gereksiz bilgiler. L'Oréal Paris Excellence serisinden 6.03 yoğun koyu kumrala karar verdim. Çünkü bu kızın indim böyle aşağılarına, profiline falan. Sarılar var. Ondan sonracığıma bayağı bir sarılar var. Işıltılı sarıları var. Kumralları var. Ama şu an yani en güncel olan fotoğraflarına baktığımda yoğun bir kumrallık fark ettim. O yüzden ben de girdim tek tek katalogları inceledim. En yakın L'Oréal Paris Excellence yoğun koyu kumral 6.03'e karar verdim. Gelelim son ünlümüze. Bu da Zeynep Zor. Zeynep Zor arkadaşlar seneler öncesinden nerede gördüm? Bir manşette gördüm. Bir böyle bir linçlendim, bir şey oldu. Sanırım hamileydi. Baklava yemeye Gaziantep'e falan gitmişti galiba. Aynen öyle bir muhabbet vardı. Ben bu kızı oradan tanıyorum. Bayağı böyle evli şu anda. Çocuğu var hatta. Allah mutlu etsin diyorum. Başka ne diyebilirim? Çok da riske girmeye gerek yok. Zeynep Zor'un saçları dümdüz siyah arkadaşlar. Bunda da Coleston'un 2-0 dümdüz siyahını söylüyorum size. Bakın en net siyah bu. Ben daha önce saçımı siyaha boyadım. Direkt yani bu sarı saçlarımı net bir şekilde siyah kapatmıştı. Bu kadardı ünlülerimiz. Umarım keyifli bir video olur. Tabii ki yani birebir alın bu boyayı kafanıza sürün aynı renk çıkacaktır demiyorum. Çünkü bu işte zemin renginiz, ondan sonra saçınızın yapısı olsun, efendim söyleyeyim işte bir açma işlemi vesaire falan bunlar çok etkili olan şeyler.
Çünkü ben de saçımı 2 sene boyunca, bakın hiç aralıksız kuaföre gitmeden, her ay koleston 12-0 sarıyla boyuyordum. Dümdüz sarıydı galiba kolestonun. Bir ara ekstra küllü sarısı çıktı böyle değişik bir paketinde. Onu falan da denedim. Kolestonun boyalarını çok çok severek kullandım. L'Oreal'le de birkaç kutu böyle boyamıştım, işte ışıltılı sarı falan istediğim zaman. Yazın boyamıştım ama ben ömrümün 2 yılını yani kesinlikle kolestonla tamamladım. Bakalım. Umarım keyifle izlersiniz. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizi gerçekten çok seviyorum. Kucak dolusu öpücükler. Şimdilik hoşça kalın.